Resul. Allah nasip etti. Çok uzun mücadele, uğraş ve çaba neticesinde bu gördüğünüz Trabzon Dernekleri Federasyonu, Trabzon evini altı katlı bir şekilde ortaya çıkardık. Burada olağanüstü bir gayret, olağanüstü bir emek ve olağanüstü bir zahmet var. Sabahlara kadar burada yatıldığını bilmenizi istiyorum. Ne yapıyor Trabzon Dernekleri Federasyonu? İşte geçen yıl ne yaptık? Gittik Şırnak'ta Eren Büyük Kütüphanesi yaptık. Kendimiz yaptık. Ciddi bir şey yaptık. 1,5 yılda. Yani burada söylemekte bir his yok. 600 liraya yakın para açtı. Projeksiyonuna kadar ve şakır şakır çalışıyor. Eren Büyük Kütüphanesi yaptık. Ne yaptık? Bundan 3 yıl evvel Trabzon'daki bütün okullara dolaşıyor. Gençlik kolları olarak. Oğuzhan kardeşimle ne yaptı? Depremle ilgili olağanüstü manşe yaptı. Elimizden geldi. Çok çabasın. Ne yaptı? Daha yeni. Dediler ki ya 40 derecede bir tane okul müdürü var. Bir hemşerimiz. Bir bayan. Söylemedik bir iş görmüyorum. O okulda İmam Hatip Okulu. Trakya'da bu İmam Hatip Okulu'na girmek için insanlar torpil arıyor. Nasıl? Başında bir Trabzonlu hemşerimiz, bir bayan kardeşimiz var. İşte kadın kolları başkanımız Filiz Hanım burada. Gittik ona bütün okulu dipten başa talebelerle ilgili ne gerekiyorsa ona katkı yaptık. Çünkü hemşerimiz orada çok başarılı. Ne yaptık? Kadın kollarımız Hakkari, Diyarbakır, Mardin oradaki okulları dolaştı. Beresinden ayakkabısına kadar. Daha ne yaptık? Yeni. Bir ay olmadı. Kırıkhan'da çok Trabzonlu var dediler. Kırıkhan'da. Gençlik kollarımız güzel bir çalışma yaptı. Ve oturmaya, otobüse giderken zor oturdular. Otobüsün bırakın bagajını. Koltuklar bile doluydu. Bir oyuncak 3 gün orada kalındı. Çocuklarla oyuncaklar dağıtıldı. Orada şölenler yaptı. Ne yapıyoruz şimdi? 9 Şubat'ta Trabzon'da olacağız. Ne yapacağız Trabzon'da? Trabzon'a gideceğiz. Gençlik kollarımızla beraber çocuklarımızı montundan çorabına kadar Trabzon Spor Kulübü'nden formalarımız alındı. Bunlar benim getirecek ayakkabısı ve ayrıca test kitaplarımız, kalemlerimiz ve defterlerimiz. İlk öğretim okulu çocuklarla bu. 9 Şubat'ta gidecek, 12 Şubat'ta dönülecek. Bu programları yapıyoruz. Trabzon Evi, Trabzon Dernekleri Federasyonu Allah nasip etti bize. Belki sosyal medyadan, basından okumuşsunuzdur. Ne yaptık? Bölünmüşlük olmasın dedik. Bütün hepimiz bir arada olalım. Gelip geçeceğiz. Buralar kimseye baki değil. Ama ya biz elimizden geleni yapıyoruz da karşı taraftan da biraz anlayış bekliyor. Ne yaptık üstadım? Bütün federasyonları Trabzon Konfederasyonu adı altında bütün federasyonları bir araya getirdik ve konfederasyonu kurduk. Acizane bu fakiri de onun başına koydular. Biz tabii hepsinin başında olacağız diye bir şey yok. Zaman içerisinde oturtalım ve konfederasyonda bir yer yaparak bunu daha da ileriye taşıma anlamında elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Ben sizlerden son olarak şunu istiyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli hemşehrilerim, bu Trabzon evini biz burada gelip oturalım, burada bir iki horon yapalım, efendim yiyip içelim gidelim diye açılmadı burası. Burası sizlerin evi. Trabzonluların evi. Sanatçılarımız gelsin burada. Onlara göre müsait odalarımız da burayı kullansınlar. Görüşmelerini yapsınlar. Programlarını yapsınlar. Böyle bir mekanımız var. Gelsin burada çalışmalarını yapsınlar. Burası Trabzonlulara açık. Karadenizlilere açık. Bakın her hafta girdiğinizde göreceksiniz ne yaptık? Kütüphane yaptık. 16 tane
Çocuğumuz bir fil ders görecek orada. 6 tane Cerrahpaşa'da hemen burada üniversite talebimiz var. Onlar müracaatlarını yaptılar. Şimdi bilgisayarlara ayarlanıyor diyor. İlla Trabzonlu olacak diye bir şey yok. Bu ülkenin her çocuğuna ama bizimkiler öndeyse, dolduruyorsa tabii ki yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü bizim o topraklara, o insanlara borcumuz var diyor. Burası hizmet verecek, katkı verecek. Buraya sahip çıkmanızı istiyorum. Bu anlamda buraya gelip gitmenizi istiyorum. Eksikler vardır. Bunları söylemenizi istiyorum. Biz burada gelip gidiyoruz. Hizmetlerimizi yapacağız. Zamanımızı doldurduğumuzda da bakacağız. Bir hedefimiz var. Son olarak onu söylüyorum. Allah nasip ederse İstanbul'a bir eksiğimiz var. Nedir o? Trabzon kız öğrenci yurdu. İstanbul'da Allah nasip ederse kız öğrenci yurdunu hedefimizde o var. Çok büyük sıkıntı çünkü. Hemşehrilerimiz bizi arıyorlar. Trabzon'dan arıyorlar. Ülkenin değişik yerlerinden arıyorlar. Ve bu hizmeti de yapmak için elimizden geleni o çabayı da göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. Nokta, bakın biz hep siyasi, hepimizin siyasi görüşü var. Yücel abi görüyorum, yazıyor çiziyor. Ya Yücel görüyorsun bizi abi diyorum ya. O da diyor ki ya başkanım, görüyorsun kıstırıyorlar bizi. Siliyoruz siyasi yorumlar, şunlar, bunlar. Ya hepimizin bir siyasi görüşü vardır. Ama net olarak söylüyorum. Net. Benim siyasetim Trabzon. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Buranın siyaseti Trabzon'dur. Onu bilmenizi istiyorum. Buraya siyaset girmeyecek. Elimizden geldiği kadar. Sokmayacak. Konu konuyu açıyor. En son Murat Kurum buraya geldi. Aday değildi. Bizim ona bir vefa borcumuz vardı burayı alırken. Basından belki görmüşsünüzdür. Trabzon insanı vefalıdır dedik. Trabzon insanı yapılan iyiliği unutmaz dedik. Evet, kötülüğü de unutmaz. Murat Kurum'a, burası tıklım tıklım ayakta insanlar vardı. Şunu söyledi. Sayın Başkan, Sayın Bakanımız, aday olacağınızı duyuyoruz. Hakkınız hayırlısı olsun. Ama İstanbul'da bir Trabzon'da belediye başkanımız var. Biz isteriz ki öbür siyasi partilerinde yine Trabzonlu adayımız olsun dedik. Bizim çabamız, uğraşımız hep bu yöndedir. Bilmenizi istiyorum. Bu anlamda tekrar katılımınız bizi mutlu etmiştir. İnşallah gelecek zamanlarda da daha da geniş katılımlarla yapacağımız programlarda sizlerle bir arada olmak, özlediğimiz yüzleri görmek bizi ziyadesiyle mutlu edecektir. Tekrar hepinize katılımınız için şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum. Geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.